Merhabalar, CNN Türk ekranlarına günlük haber kuşağına hoş geldiniz. Ben Büşra Arslantaş. Önümüzdeki 2 saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki başlıkları bir bir aktaracağız sizlere. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Spor gündemiyle bugün Süper Kupa günü. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da maça çıkması planlanıyor. Maç saati de Türkiye saatiyle 20.45 olarak duyurulmuştu. Ama öncesinde pankart krizi, marş krizi yaşandığı iddiası var. Neler konuşuluyor hemen soracağız. CNN Türk Spor Direktörümüz Cem Yılmaz Suudi Arabistan'dan aktaracak bizlere. Cem, kolaylıklar diliyorum. Suudi yetkililer Türk takımların Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün, mesajının yer aldığı pankart açmasına, İstiklal Marşı çalmasına karşı mı çıkmış, ne olmuş? İddialar, bilgiler ne yönde? Büşra, iyi yayınlar tekrar. Burada şöyle bir düzeltme yapalım. İstiklal Marşı ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani maçtan önce İstiklal Marşı okunacak. Zaten Türkiye'de bütün futbol maçları öncesinde İstiklal Marşı okunuyor. Bu bir standart. Yani bu kupaya özel bir durum da değil. Ve burada da zaten bu maç öncesi İstiklal Marşı'nın okunması son derece normal. Bu konuyla ilgili federasyondan gelen, biraz önce gelen açıklamayı da ben hemen sizle paylaşayım. Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Normanlerin okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır diyor. Yani bu akşamki mücadele İstiklal Marşı ile başlayacak. Ama konu, yani krize neden olan konu, takımların sahaya Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı ve Atatürk posteri ve tişörtüne çıkma istekleri. Bu isteğin de gelen bilgiler son anda, yani bu isteğin kulüpler tarafından bildirildiği ve bu konuyla ilgili Suudi yetkililerin bunu bir onaya sunmaları gerektiği şeklinde. Benim aldığım bilgi bu. Yani buna izin veriliyor, verilmiyor. Çünkü bu şu anda bir çözüme kavuşturulmak için şu anda anladığım kadarıyla bir toplantı halindeler. Yani bu isteği de yerine getirecekler mi, getirmeyecekler mi? Bu konu şu anda çözüme kavuşması gerekiyor. Onun dışında maçın önünde, maçtan önce İstiklal Marşı'nın okunmaması gibi bir durum söz konusu değil. Bu konuyla ilgili kulüp tarafından da, kulüp yetkilileri tarafından da işte bizim isteklerimiz bu şekilde ve bunları olması lazım. Olmadığı takdirde sahaya çıkmayız. Evet, bu doğru, bu söylemler doğru. Ama burada İstiklal Marşı'nı ayıralım. İstiklal Marşı standart olarak daha önce de zaten konuşulmuş, planlanmış ve maç öncesinde de İstiklal Marşımız okunacak, çalınacak. Cem, çok çok önemli aktardığım bilgiler, çünkü merak uyandırdı iddialar. Bir kez daha yineleyelim istersen ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için. İstiklal Marşı'nın okunmasında sıkıntı yok ama pankartla ilgili son anda bildirildiği için mi diyorsun? Nedir? Bir daha aktar bizlere lütfen. Evet, takımların sahaya çıkma isteği, yani Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı, Atatürk posteri ve tişörtüyle çıkma isteği. Bu dün akşam gerçekleşmiş, yani bu istek. Ve bugün de Suudi yetkililerin bu isteğe karşı bir onay vermesi söz konusu. Ve bununla ilgili hani bir çözüm nasıl olacak? Bununla ilgili anladığım kadarıyla bir sorun ve bir kriz var. Ama gözüken o ki bu kriz de bir şekilde çözülecek gibi gözüküyor. Ama şu anda gelen bilgiler bu yönde. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yani takımların sahaya bu şekilde çıkma istekleri ne şekilde gerçekleşecek, konuyu takip ediyoruz. O konuyla ilgili bir gelişme olunca da sizlerle paylaşacağım. Çok çok teşekkür ediyoruz Cem Yılmaz. CNN Türk Spor Direktörü Cem Yılmaz bize bugünkü Süper Kupa ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin son durumu, son bilgileri tüm detaylarıyla aktardı. Efendim devam edelim. Şimdi